Sadece var olsun ve sadece eşitlik olarak temsil edilsin demenin ötesinde bu eşitlik aynı zamanda gerçekten bir değer katıyor. Şirketlere aynı zamanda karlılık oranında değer katıyor. Gerçekten karlılık oranını da arttırıyor, bir değer katıyor firmalara. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ne üye olabilmemize istinaden gerek sosyal, gerek siyasal, gerek sanat alanında ne kadar bayanlarımızı ön planda görebilirsek o da süreci hızlandırabilir. Çünkü Avrupa Birliği pozitif ayrımcılık yaklaşımını çok çok desteklemekte. Kadınlarımıza karşı bir diğer konu da toplumda oluşturulmuş bazı klişeler ve ön yargılar var. Kadının saçı uzun, aklı kısa, sarışın bayan aptal olur. Kadın kadının kurdudur iş dünyasında şey yapanlar. Aslında insanların fiziksel özelliklerine göre akıl derecelerini ölçen bir zihniyete bir cevap vermek ya da bir şey söylemek gereği bile yanlış ama bunlar kadınların bütünlük duygularını engelliyor. Yani kadınlar kendilerini böyle çok kıskanç ya da benim rakibim falan filan deyip uzaklaşmış bir vaziyete de sokabiliyor. Sizin KAGİ'ler olarak biz yaklaşımınızdan da bahsedecek olursak biraz bu önyargılar nasıl kırılabilir, nasıl değiştirebilir, iş dünyasında kadınlarımız daha aktif bir şekilde birbirlerine nasıl kilitlenebilir? Evet, ben gerçekten gülüyorum artık bu bütün bu söylemlere. Söyleyenler de zaten buna inanmıyorlar. Artık ola gelmiş, söylene gelmiş şeyler olarak, hiçbir hayatta gerçeklik bulmayan söylemler bunlar. Burada bulunduğumuz merkez, birazdan gezeceğiz, adına biz verdiğimiz bir merkez. Bunu özellikle seçtik. Bir felsefeyi, bir gelişimi, KAGİ'lerin geldiği noktayı anlatsın istedik. Ve bu merkezin dışında KAGİ'ler üyesi ve üyesi olmayan 400'ün üstünde kadınımızın gülen yüzleri var. KAGİ'ler 7 yıllık bir örgüt. Biz öncelikle kadın girişimciliğini desteklemek üzere kurulduk. Ve bu doğrultuda bugün aşağı yukarı 190 küsur üyemiz var. Ama bizim bir şekilde katma değer sağladığımız, hayatına dokunduğumuz 10 bine yakın kadın var. Eğitim verdiğimiz, buluştuğumuz veya bir şekilde projesine destek verdiğimiz kadınlar. Bütün bu gelişim sırasında gördük ki sivil toplumun önemli bir dönüştürücü gücü var. KAGİ'ler bize sadece kendimiz için var olmayı değil, başkası için de var olmayı, asıl bireyin o zaman kendine daha çok kendini daha çok değerli bulabildiği, bir başkasına hayatına bir şey kattığımız zaman ancak kendi yaşantımıza da önemli bir şey kattığımızı görerek geldik bu döneme. Ve bunu da KAGİ'lerin gelişmesi sürecinde öğrendik. Biz kendimiz için değil, hep başkası için bir şeyler yapmayı öncelik olarak düşündük. Bunu biz KAGİ'lerde yaşadık, öğrendik. Ve dedik ki artık ben olmak, ki kapitalizmin özü bireye, bene dayanır. Girişimciliğin özü bireye dayanır, ben olmaya dayanır. Ama biz bunun da ötesinde, bunu sağlamış olan kadınlar olarak biz olmanın gücünü de yaratmayı hayal ettik. Ve böyle bir merkez kurmak istedik, adı biz olan. Burada sadece girişimcilikle ilgili değil, kadının düşünsel olarak gelişebilmesi, sanatsal olarak gelişebilmesi, burada gördüğünüz sanat eserleri kadın sanatçılarımızın eserleri ve bizim onlara destek verebileceğimiz, birbirimizle tanışıp bu gücü arttırabileceğimiz bir merkez olsun istedik. Ben bu söylediğiniz bütün ön yargıların belirli bir sivil toplum süreciyle kırılabileceğine, kadınların öncelikle birbirlerine inanabileceği, dayanışmayla bir şeyleri değiştirebileceği, dönüştürebileceğini gördükçe bu dayanışmayı farklı platformlarda da sürdürebileceğini gördük. Ben bir fil burada yaşadım. Benim bunu yaşayan bir dolu arkadaşım var KAGİ'ler içerisinde. Biz kadınlar olarak dernekler, sivil toplum çerçevesinde ne kadar birbirimize
değebilir, kendi dayanışmamızı oluşturabilirsek toplumu ve bütün ön yargıları o kadar çok kırabiliriz. Daha çok eşitlik, özgürlük yolunda yol kat edebiliriz. Evet, kadınlarımızın birlik ve bütünlük içinde olmaya ihtiyaçları var. Çünkü iş dünyasına baktığımız zaman karar mercileri, otorite merkezleri yine erkekleri görmekteyiz. Dolayısıyla kadınların iş dünyasını birbirini engellemesi sözü de gerçekten klişe bir söz olduğu mantıksal açıdan baktığımızda ortaya çıkmakta. Efendim, son olarak gerek üniversitede okuyan öğrencilere, gerek bayanlarımıza iş dünyasında ya da hayatlarında başarı müktedir olabilmeleri konusunda başarı mesajlarınız neler olacaktır? Ben hayal kurmayı çok önemli buluyorum. Ve her şeyin başında hayal etmenin olduğunu düşünüyorum. Bir kere hayal kurabilmeli. Yani sınırı olmayan, herhangi bir kısıt olmayan, olabildiğince geniş, real olması, gerçekleşebiliyor olması hiç önemli değil. Önemli olan hayal kurabilmek. En önemli yapmaları gereken şeyin hayal kurmaları olduğunu düşünüyorum ben. O daha sonra, o hayaller daha sonra zaten zamanla yaşandıkça bir şekilde yolunu buluyor. Nasıl buluyor derseniz, orada da eğitimi çok önemli buluyorum. Belirli bir konuda uzman olmayı, bu uzmanlıkla farklılıklar yaratabilmeyi, yani neyse konunuz. Mimar olabilirsiniz, işletmeci olabilirsiniz, spiker olabilirsiniz, kameraman olabilirsiniz. Ama her yaptığınız işte bir farklılık yaratabilmek, o konunun uzmanı olarak onun üzerine bir farklılık getirebilmek iyi çok önemli buluyorum. Cesur olmayı çok önemli buluyorum. Kaybedecek aslında o kadar da çok şeyimiz yok bizim. O yüzden cesur olmamak için de hiçbir nedenimiz yok. Cesur olmak, hayallerimizin peşinden gitmek insan olarak bize verilmiş bütün yetkinlikleri kullanabilmek adına yapmamız da gereken bir şey. Cesaretimizle hayallerimizin bizi sürüklediği yere yetkin bir insan olarak gidebiliriz diye düşünüyorum. Yaşam tek yönlü bir şey değil, sadece işten oluşan bir şey değil, sadece özel yaşamdan oluşan bir şey değil, bir denge. O dengeyi de kollamak, korumak gerekiyor. Özellikle biz kadınlar o dengeyi çok önemseyen insanlarız. Bir sevgiyle mutlaka var olmayı ve başarı yolunda ilerlemeyi sağlayabiliyoruz. O sevgi, o aşk mutlaka bir şekilde olmalı, yaşatılmalı. Kadının hayatında mutlaka bir aşk olmalı. Ben aşık olan kadınla olmayan kadın arasında çok büyük farklar görüyorum. Aşk insanı heyecanlandırıyor, daha motive ediyor, yaşama daha çok bağlıyor. Bunlar bence. Efendim, 2010 hedefleriniz neler? Kagider olarak biraz bahseder misiniz lütfen? Bizim kadın girişimcilik ve liderlik zirvemiz var. Geçen yıl ilkini yapmıştık. Bu yıl ikincisini yapacağız. 27-28 Mayıs 2010 tarihinde yapıyoruz. Uluslararası konuşmacılarımız var. Yerel konuşmacılarımız var. Mottomuz daha çok kadın.